Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street 10. yılını 10 numara çekiliş kampanyasıyla kutluyor. İşte efsane ödüller. 5 Vespa, 10 iPhone 15, 20 PlayStation ve yüzlerce hediye çeki. Hemen en yakın InStreet mağazasına giderek InStreet uygulamasına ya da InStreet.com.tr'ye girerek ödülleri kazanma şansı yakala. Harcadığın her 250 liraya bir çekiliş hakkı kazanacağını da unutma. InStreet tarzını yansıt. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Carvac sunar. Ben de dün mesela yani maçlara akredite olup e, soru sorabilme şansım olsaydı dün e, Kurunic görevlendirmesini sorardım. Yani Kurniç'in siz sızmasını istediğinizde mesela oyuncu mu yapamadı? Şimanski gibi hani veyahut da ikinci ara oyuna giren Batçay gibi uyar uymaz bu farklı şeylerdir. Ve hatta böyle bir şey istemediniz mi? İsmail Hoca kurun içi önde kullandık dedi. ama sızma yapmak daha farklı. Mesela topu kaybedersin, o koşuyu atamazsın mesela. Daha farklı bir oyuna dönersin gibi gibi. Benim o 5. dakikadaki pozisyonu göstermemin temel sebeplerinden birisi de özellikle Fred'in oralarda hep o sızmaları yapabilecek oyuncu rolüne daha yakın olmasıydı. Büyük ihtimalle ikisine de, i̇kisine de söylenmiştir. söylenmiştir. diye tahmin ediyoruz. Kuruştan göremeyince bir de yani Kuruic esas vaat ettiklerini yapamıyor. Bir pozisyon vardı onu da getirme şansınız olabilirse. Maçın en çok eleştiri aldığı pozisyonu bence oydu. Karşı karşıya golü kaçırmasından ziyade. Bu tam bitiş anı. Bitiş anının hemen öncesi Ferdi Libakovic'e döndü. ilk etapta bunun başlangıcında. Tekrar bir pas trafiğine girdiler ve bak şimdi Ferdi'nin Kuruic'e Kunç top tam ayağına geldiği pozisyon bu. Ferdi zıplamış gitmiş ve Karagümrük arasındaki boşluğu görüyorsun. Buradan bambaşka bir hücum şekillenebilecek iken burada Kurniç burada tam geriye döndü ve gerçekten bütün hücumu da o tamamen mahvettiği anı hatırlıyorsun değil mi? Yani normalde Kurniç'in alınma sebebi esasında bu pasları doğru şekilde organize edebilmesi. Bunu Milan'da yapıyor olması ki bizim hep anlattığımız özellikle sen çok bahsettin Kurniç'ten Milan'daki kullanım şeklinden, geçen seneki piyonun kullanım şeklinden. Biz burada bahsettik hep özellikle üstüne durduk ama yani Kurniç biraz da tam doğru iş yapabilecekken tam tersi iş yapmaya başlayan bir adama dönüştü. Ya, bu işin psikolojide etkili olduğunu düşünüyorum ben. Ama e, yani, Kurunich şu anda ya, eleştirilmesi en kolay isim ya. Yani. Çünkü şu anda Kurunich'i eleştirmekten dolayı kimse tepki şey görmez. Çok kolay hedef oldu bence. Çünkü hedef tahtasında ne var zaten? Yani? İlk yarıya baktığımızda İrfancan ve için Kurunich'ten daha düşük pasisaveti ve daha yüksek top kaybı sayısı var. Ee, İsmail'in iki tane hatadan verdi yani bir gol. Birisi gol oldu zaten. Birisi yani. de yüzde pozisyon gol pozisyonu Bakın fikerinin cümlesiyle. Ee, yani İsmail'i eleştirmek o kadar kolay değil. İrfan Tadiç o kadar kolay değil. Kurun iç, çok kolay. Ben kurun için yapamadıklarının kurun içten ziyade teknik heyet tarafından kurun iç kullanımı alakalı olduğunu düşünüyorum. Anladım. O yüzden kurun iç, şu anda Kurunç değil yani. yani Başka bir, bir oyuncu gibi kullanılmaya çalışılıyor. İşte benim sormak istediğim soru sorudoydu. Yani Kurunç o bölgede bir Şimanski veyahut da benzer rolde, Şimanski gibi değil de yani önde kullanılacak oyuncu muydu yoksa atıyorum elinizde İsmail ve Fred varken İsmail yüksek ve Fred varken acaba Kurunç daha derin oyun kurucu rolünde olsaydı, İsmail ve Fred'in daha farklı roller benimsediği bir nokta olsaydı ne olurdu diye sorabileceğim bir rol olurdu ve hatta Fred'in ileriye gittiğinde İsmail'in de biraz daha arkada yüksek baskıyı karşılayacağı zaman diliminde Kurunç aradaki adam olsaydı ne olurdu diye sormak isterdim ben de. Fenerbahçe i̇şte teknik direktörü İsmail Kartal'a. orada beraber düşününce İsmail Kartal'ın Adana Demirspor maçından sonra yaptığı Kurunç açıklaması ve Kurunç kullanımı hani biraz kendisini kurtarmak için Kurunç'u bu yani normalde Kurunç performansı oynamaz. Oynamaz bir performans. Hı. Ama bakın gördüğünüz mü biraz daha zorluyor sanki İsmail Kartal. ama sanırım Olympiakos maçı artık öyle olmayacak bir maçtır diye tahmin ediyorum hani orada. Dediğim gibi hani şu an kurunç bizim bildiğimiz kurun işte değil. Hani kendi kariyerindeki kurun değil. Bunun da ben sebebinin kurun için doğru kullanılmadığı yani ben de birçok oyuncu için özellikle bunu söylemişimdir başka takımlarda. Yanlış kullanım oyuncuyu da tamamen eee eder diye ama ya oyunu da bozuyor tabii. Oyunu da boz oyunun bozuluyor ama işte ondan sonra iş şuna geliyor maalesef. Yani e, her ne kadar kullanım hatası olduğunu e, ifade etmeye çalışsak da kendi düşüncemiz bu olsa da bu adam kötü futbolcuya geliyor. Ben de kötü futbolcu olmadığını bu sefer ikna etmeye çalışıyorsun ve ondan sonra iş tamamen inada biniyor maalesef. Böyle bir sıkıntılı bir süreç var noktada. Ya ben insanlar İsmail Kartal herkesin tabii ki düşünce farklı da. İnsanlar kötü futbolcu olduğunu düşünebilir ee, ama aynı şekilde İsmail Kartal'ın kötü teknik direktör olduğunu düşünen de var. Cekon'un da kötü olduğunu düşünen var. Şimanski'nin de. Tadiç bir ara Tadiç niye Fenerbahçe'de oynuyordu mesela. <gülüyor> <gülüyor> ya o yüzden bu genelde bu fikir sosyal medya fikri ama sosyal medyayı ikna etmeye çalışmak e, yapılabilecek bir insanın kendine yani bu meslekte yapabileceği en kötü ve en yorucu şeylerden birisi tabii canım. Ricky Gervais de hep onu söyler zaten şovlarında. Yani. Hani cevap vermemem gerekiyordu. Ne yaptın? Tahmin edin. Herkes gülmeye başlar. Evet ona da cevap verdim der Twitter'da ve ondan sonra iş başka yerlere gider yani. O bir, o bir şey yani. O bir kara delik. <laughs> evet. evet tamam. yok tamam, Tamamen karayla ikna edemeyiz. Evet, Woody bir filminde nefis bir kara delik e, aforizması vardır. Onu sonra sana söyleyeceğim yani. Tamam. Mükemmel bir aforizması vardır Woody kara delikle alakalı. E, Livakovic ayrı bir parantez açacak demiştik. Evet. Buradan da maçın kare üzerinden evet. de konuşabiliriz tabii ki. Bu maçta yani. e, açıkçası Livakovic'i kare Yani Dzeko da ikinci yarı şovaya girdikten sonra çok iyi hizmet etti oyuna. Ki alışık olduğu bir kurgu. Chiefs evet. for kurgusu çünkü. Yani, yani derine gelerek evet. daha attığı topların hedefi oldu? Şansının yardımıyla golü de yaptı. Ama futbolda şans faktörü önemli sanmayacak kadar ki. önemli. Ama Livakovic 6 tane kurtarış var. Ama özellikle ilk yarıdaki güvenin pozisyonu yine bir tane Roden'in şutu muydu? Yine güvenin şutu Roden'in Roden, Roden şutunu. Yok yok Keleş'in. Topu taşıyıp vurdu. Ha topu da vurdu e, tamam. Evet. Bir tane ha. böyle uçarak, uçarak çıkardı çıkarttı. ters elle. O var. Marka Tam kafası var. var. Üç tane. E, bir de o topun kornerinde inanılmaz e, bir yumruklama, yumruklama yaptı. Üç tane ciddi skor değiştirebilecek kurtarış yaptı. E, o yüzden maçın yani, kare asa bu maçtan Divakovic yazılır. Evet. Ki bir de Olympiakos kötü Olympiakos maçından sonra. Mesela o maçta çok kötü kaleciydi. Da iyi karışıcık ettiğini onu yapacak. şey çok öyle bir şey var. Şey. <laughs> ben de ben de, ben de ben, benim de, de Libokoviç e, maçın e, sekansı da benim için Fred'in e, edince koyu görmesiydi. Yani gerçekten orada ortalama bir futbolcu gibi davranıp daha garanti olan Tadic'e gitseydi belki de biz bir birlik beraberlikten konuşmayacaktık e, o zaman dilimi içerisinde en azından o zaman dilimi çünkü geri dönüşü çok çabuk yaptı Fenerbahçe bu çok önemlidir. Yani 49-50 gibi 1-0'dan sonra 1-1 bulmak maçın ikinci yarısında tamam. maçın bütün ritmini değiştirir. Ben de bu maçtan Livakovic'i aldım Karasım'a okay. diyelim ve o her şeyi Fenerbahçe detaylı. sekansına dair, Fenerbahçe'nin evet. partına dair her şeyi konuştuk. Geçelim. Beşiktaş'a. Altıncı teknik direktörü, dördüncü teknik direktörü olan Beşiktaş'a. Geçin. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar maç heyecanını Serkan Akkoyun'la yaşa. Anlık sesli yorumlar maç esnasında sportsta. Oyun kurulumunda da Serdar Aziz Oster Voldey yeterince etkili olamadı. Sports yeni nesil canlı skor uygulaması hemen indir.